Bu filmin amacı M, A1, A2, B ve B1 sınıfı direksiyon kullanma sınavında uygulama ve değerlendirme komisyonu üyelerinin ortak bir anlayış ve prensipte mevzuata uygun olarak sınav yapılmasına yardımcı olmaktır. Sınav değerlendirme komisyon üyeleri, sınav başlama saatinden önce kendileri için hazırlanmış olan kırmızı bantlı reflektif yeleğini giymiş olarak yerini almalıdır. Belgelerimiz tamam, her şeyimiz hazır. Şimdi size sınav kurallarını anlatacağım. Lütfen beni dikkatle dinleyin. Sınavımız 35 dakikadır. İlk 5 dakika boyunca araç bilgileri hakkında size sorular soracağız. Daha sonraki 30 dakika boyunca ek 7 kroki'de istenen davranışlar değerlendirilir. Önce koniler arasında slalom yaparak geçer, sonra yan yana çizilmiş 2 yuvarlakta 8 çizilecek, bir miktar düz sürdükten sonra 20 metre uzunlukta ve 20 santimetre genişlikteki sarı çizgiden geçerek 30 metrelik hızlanma alanında motorlu bisikletle 25 km hıza, motosikletle 40 km hıza ulaşacak, akabinde 30 metrelik frenleme alanında frenleyip duracaksınız. Yeniden hareket edip 20 km hızı çıktıktan sonra engelden kaçma bölgesinde engelden kaçıp, burada engelin sağından veya solundan kaçarken 100 santimetreyi taşmadan kaçmak gerekiyor. Daha sonra 20 metrelik frenleme içinde 20 km hıza ulaşıp ani fren alanında ani fren yaparak sınavın bu safhasını bitireceksiniz. Bu bölümdeki uygulamalar bir defa yapılacak ve uygun sürede tamamlanacaktır. Burada başarılı olunması durumunda 35 dakikanın kalan süresi akan trafiğe çıkılarak yapılacaktır. Daha sonra sınav güzergah alanının trafik bölümüne geçip belirlenen güzergahı tamamlayıp sınavı sonlandıracağız. Bu süre içerisinde fark ederek veya fark etmeyerek bir hata yapmanız veya hazır olmadığınız kanaatine vardığımız durumlarda sınavı daha önce de sonlandırabiliriz. Size sınava başlamadan önce aracı yeterince tanıyıp tanımadığınızı tespit etmek için sorular soracağız. Ek 3 formda mavi renkle belirtilmiş sorulardan 5 tanesini yanlış cevaplarsanız sınavınız sonlandırılacaktır. Hazırsanız başlayalım. Hazır mısınız? Hazırım. Sınav süreniz başladı. Lastik basıncını kontrol eder misiniz? Lastik basınçları tamam. Akünün yerini gösterir misiniz? Akü selenin altında. Yağ göstergesini gösterir misiniz? Yağ göstergemiz. Hararet göstergesini gösterir misiniz? Hararet göstergemiz. Yakıt göstergesini gösterir misiniz? Yakıt göstergemiz. Korna kumandasını gösterir misiniz? Sinyal kumandalarını gösterir misiniz? Sola sinyal, sağa sinyal. Ön ve arka freni gösterir misiniz? Arka fren, ön fren. Debriyaj ve gaz pedalını gösterir misiniz? Debriyaj, gaz pedalı. Aracı çalıştırır mısınız? Uzun kısa farı gösterir misiniz? Uzun far, kısa far. Aracı stop ediniz. Peki bu araç kaç vitesli? 6 vites. Vitesin yerini gösterir misiniz? Vitesimiz burada. Yan ayağın kullanımını gösterir misiniz? Sarı renkte belirtilmiş hataların 2 tanesini, kırmızı renkte belirtilmiş hataların 1 tanesini yapan sürücü adayının sınavına son verilir. Şimdi sınavımızın bir diğer safhasına geçeceğiz. Ekipmanlarınızı giyip uygulama alanına girin. Tabii. Sürücü adayı sınava başlarken kaskını takmalı ve diğer koruma ekipmanları tam olmalıdır. Sınavdan önce sınavda haberleşmeyi sağlayan telsizlerin de kontrolü yapılmalıdır. Ek 7 kroki alanında davranışların doğru değerlendirilebilmesi için komisyon başkanı ile üyenin sürücü adayının davranışlarını görebilecekleri ayrı ayrı uygun alanlarda durmaları gerekmektedir. Bu çekimde sürücü adayının aracın etrafındaki konumlandırılması referans alınmamalıdır. Sürücü adayı
aracı çalıştırmadan önce debriyaja basıp vitesi boşa alacak, aracı pedalla veya marşla çalıştıracaktır. Araç çalıştığı halde marşa basmaya devam etmemelidir. Bu hataları iki kere yapan sürücü adayının sınavına son verilir. Kalkışı doğru viteste yapmalı. Sarsıntılı kalkış yapmamalı ve stop ettirilmemelidir. Bunları iki kez yapanın sınavı sonlandırılır. Kalkış esnasında ayaklarını toplarken aracın kontrolünü sağlayamıyorsa, araç kullanırken ayaklarını yere değdiriyorsa, herhangi bir yere çarpıyor veya deviriyorsa, yalpalıyor ve aracı dengeli kullanamıyorsa sınava son verilir. Slalomla başlayabilirsin. Rahat bir kalkıştan sonra uygulama alanında sıralanmış konilere yönelir. Koniler arasından geçerken çarpmamalı, koni atlamamalı, ayakları yere değmemeli, düşmemelidir. Bunlardan birisini hatalı yapan sürücü adayının sınavına son verilir. Son koniyi de geçen sürücü adayı 8 çizme alanına doğru yönelir. Yan yana çizilmiş iki yuvarlakta 8 çizer. Bu esnada aracın tekerleklerinden herhangi birisi veya ikisi de 8 çizgisinin dışına çıkmamalı, ayakları yere değmemelidir. Bu hatalardan birisini yapan sürücü adayının sınavına son verilir. 8 çizmeyi bitiren sürücü adayı sarı renkli denge çizgisine doğru yönelir. Sarı renkli denge çizgisi üzerinden geçerken sürücü adayı çizginin dışına çıkmamalı, çizgi üzerinden giderken ayakları yere değmemelidir. Bu hataları yapan sürücü adayının sınavına son verilir. Buraya geçen sürücü adayı hızlanma, yavaşlama, durma çizgisine yönelir. Hızlanma, yavaşlama ve durma çizgilerinde motorlu bisikletler için azami 30 km'ye, motosikletler için 50 km hıza çıkmalı, sürücü adayı hızlanma esnasında aracı sarsmamalı ve düşürmemelidir. Yavaşlarken aracın hakimiyetini kaybetmemelidir. Yavaşlama esnasında düşmemeli, ön ve arka frenleri dengeli kullanmalı, düzgün duruş yapmalıdır. Durma anında ayağını yere koyabilecektir. Bu hatalardan birisini yapan sürücü adayının sınavına son verilir. Bu alandan geçen sürücü adayı önündeki engelden kaçma alanına yönelir. Ek gidi kroki'deki engelden kaçma davranışı şöyle yapılmalıdır. Sürücü adayı normal yolunda 20 km hıza ulaştıktan sonra 1 metrelik engele 2 metre kala normal yolundan çıkarak 1 metrelik engelden 100 cm genişliğindeki alandan sağa ve sola kaçarak engeli geçer. Engelden kaçtıktan sonra tekrar 2 metrelik mesafe içerisinde normal yoluna girer. Engelden 100 cm mesafeden kaçarken motosikletin tekerlekleri bu çizginin son noktasından geçebilecektir. Motosikletin koruma demiri ve diğer aparatları çizginin dışından geçebilecektir. Engelden geçemeyen, ayağı yere değen, 100 cm mesafeden daha fazla açıktan kaçan ve engelden geçtikten sonra 3 metre içerisinde normal yoluna giremeyen sürücü adayının sınavı başarısız sayılacaktır. Buradan da geçtikten sonra aday ani fren yapma alanına yönelir. Saatte 20 km hıza ulaştıktan sonra ani fren yapıp aracı durdurmalıdır. Ayağının yere değmesinde sakınca bulunmamaktadır. Bütün bu eylemler esnasında tüm sınav süresince aracı iki kez stop ettirmemelidir. Bu alanı başarıyla geçen sürücü adayı akan trafik içerisinde aracını kullanmak üzere belirlenmiş akan trafik sınav alanına yönelecektir. Sınav Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Uygulama ve Değerlendirme Komisyonu üyeleri bu alanda sürücü adayını sürücü kursunun temin edeceği bir araçla uygun bir mesafe arkasından takip eder. Akan trafikte kalan sürenin tamamını tamamlamasına dikkat edilecektir. Bunun için sürücü adayı kalkışı doğru vitesle yapmalıdır. Otomatik vitesler hariç. Kalkışta aracı sarsmamalı, stop ettirmemeli, kalkıştan önce kör nokta kontrolü yapmalıdır. Aynalarla trafiği kontrol etmelidir. Sinyal vermeli, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde hızlı ve kontrolsüz çıkış yapmamalıdır. Ve kalkış yaptıktan sonra aracı doğru şekilde konumlandırmalıdır. Vites değiştirirken debriyaja tam basmalıdır. Vites değiştirirken gazı doğru kullanmalıdır ve aracın kontrolünü kaybetmemelidir. Hızlanma ve yavaşlamalarda aracın hızını ayarlamalıdır. Gaz ve frene tam intibak edemiyorsa ve bu yanlışları iki kere tekrarlarsa sınavı sonlandırılır. Yola bakmayı bırakıp vitese bakarak vites değiştiriyorsa sınav hemen sonlandırılır. Sürücü adayı şerit değiştirmeden önce aynalarıyla trafiği kontrol etmeli ve sinyal vermelidir. Şerit izleme kurallarına uymalı, şerit çizgileri içinde hareket etmelidir.
emniyet şeridi ihlali yapmamalıdır. Bu yanlışların bir kere yapılması halinde sınav sonlandırılır. Şerit değiştirmeden önce omuz üstü bakışıyla kör nokta kontrolü yapılmalıdır. Yerdeki çizgilerin anlamına göre hareket edilmelidir. Düz çizgide şerit değiştirmemeli, kesik çizgide değiştirmelidir. Şerit çizgileri içinde araç kullanmalıdır. Sürekli sol şeridi işgal etmemelidir. Sürücü adayının bu yanlışları iki kere tekrar etmesi halinde sınav sonlandırılır. Sürücü adayı kavşağa yaklaşırken yavaşlamalıdır. Kavşağa yaklaşırken döneceği yöne uygun şeride zamanında girmelidir. Dönüş öncesinde zamanında sinyal vermeli, kavşakta karşıdan veya yandan gelen araçları kontrol etmeli, kavşakta geçiş hakkı kuralına uymalı, sağa sola dönüşlerden önce aynalarıyla trafiği kontrol etmelidir. Bunları yapmayıp herhangi birini bir kere yanlış yapması halinde sınav sonlandırılır. Sağa sola dönüşlerden önce omuz üstü bakışla kör nokta kontrolü yapmalıdır. Dönüşünü tamamladıktan sonra gideceği yöne uygun şeride girmelidir. Bunları yapmayıp herhangi birini iki kere yanlış yapması halinde sınav sonlandırılır. Sürücü adayı sollamaya başlamadan önce aynalarıyla trafiği kontrol etmelidir. Zamanında sinyal vermelidir. Sollama yaparken önündeki veya diğer şeritlerdeki araçları tehlikeye atmamalıdır. Sollama yaparken kendi hızını ve diğer araçların hızını dikkate almalıdır. Kendisini geçmek isteyen araç olduğunda geçilme kurallarına uymalıdır. Bunları yapmayıp herhangi birini bir kere yanlış yapması halinde sınav sonlandırılır. Sürücü adayı sollamaya başlamadan önce omuz üstü bakışıyla kör nokta kontrolü yapmalıdır. Bunları yapmayıp herhangi birini iki kere yanlış yapması halinde sınav sonlandırılır. Sürücü adayı hız levhalarına uymalı, azami hız sınırını aşmamalıdır. Yaya, okul, bisiklet ve bunun gibi geçitlere yaklaşırken hızını azaltmalıdır. Bunları yapmayıp herhangi birini bir kere yanlış yapması halinde sınav sonlandırılır. Yol için belirlenen asgari hız sınırlarına uymalıdır. Çok yavaş araç kullanmamalı, sürekli aynı vitesli araç kullanmamalı, zamanında vites değiştirmelidir. Hızlanma ve yavaşlamalarda aracın hızını ayarlayabilmelidir. Bunları yapmayıp herhangi birini iki kere yanlış yapması halinde sınav sonlandırılır. Sürücü adayı aracı yüksek devirde kullanmamalıdır. Kornayı gereksiz yere kullanmamalıdır. Ani duruş ve kalkışlar yapmamalı, aracı ekonomik kullanmalıdır. Bunları yapmayıp herhangi birini iki kere yanlış yapması halinde sınav sonlandırılır. Sürücü adayı ışıklı trafik cihazları, trafik levhaları veya diğer trafik işaretlerine uymalıdır. Araç kullanımı sırasında araç hakimiyetini veya trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek düzeyde heyecanlanmamalı ve telaşlanmamalıdır. Trafik polisini, yol ikaz ve değişikliklerini veya diğer yönlendirmeleri fark ederek takip mesafesini kurallara uygun olarak ayarlamalıdır. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara geçiş hakkı vermeli, yaya ve okul geçitlerinde yayalara ve bisikletlere geçiş hakkı tanımalıdır. Hemzemin geçitlerde geçiş kurallarına ve komisyon başkanının telsizle verdiği talimatlara uymalıdır. Genel olarak araç kullanma becerisi zayıfsa, güzergahı bilmiyorsa, güzergah dışına çıkıyorsa sınav sonlandırılır. Araç seyir halindeyken aynalardan trafiğin akışını kontrol etmeli, bunlardan herhangi birini iki kere yanlış yapmamalıdır. Duraklama ve park yasağına uymalı, duraklamada veya park etmede bir tarafa yanaşırken sinyal vermeli, duraklamadan veya park etmeden önce aynalarıyla trafik kontrolü yapmalıdır. Park etme esnasında kaldırıma çarpmamalıdır. Bunları yapmayıp herhangi birini bir kere yanlış yapması halinde sınav sonlandırılır. Duraklama veya park etmede şeridin sağına veya kaldırıma yeterince yanaşmalıdır. Ani duruş yapmamalıdır. Aracı terk ederken yan ayak veya orta sehpa üzerinde sabitlemelidir. Aracı güvenli bir şekilde terk etmelidir. Bunlardan herhangi birini iki kere yanlış yapması halinde sınav sonlandırılır. Tüm sınav süresince toplamda aracını iki kez stop ettiren sürücü adayının sınavına son verilecektir. Güzergahın herhangi bir yerinde, özellikle akan trafikte sürücü adayının sınavının sonlandırılması halinde sürücü adayı araçtan indirilir, aracın sınav başlangıç noktasına getirilmesi için kurs yetkilisi tarafından gerekli tedbir alınır. Unutmayın, trafikte tek yanlış bütün doğruları götürür. Trafik adabı, toplum adabıdır.